son 5 ayda derece için, hedeflerine ulaşman için ve gelişmen için bu 10 hatayı yapmaman lazım. Bu 10 hatayı sürekli kendine hatırlatman, sürekli ben bunları yapıyor muyum diye sorgulaman gerekiyor. Bu video inanılmaz kıymetli. Sıra çalışan öğrencilerin son 5 ayda yaptığı hataların hepsini derledim. O yüzden bunları izle, tekrar tekrar izle. Videonun tamamını çok dikkatli dinle. Bütün maddelerin nasıl doğrusu yanlışı ne, doğrusu ne, nasıl yapılması gerektiğini hepsini anlatacağım. Geçen hafta ölüm programı videomuzda yaptığımız çekilişin sonuçlarını bugün Instagram'dan story atarak paylaşacağız. Ve aynı zamanda bu videoya özel de bir çekilişimiz var. Youtube kanalımıza abone olmanız ve Instagram hesabımız destek YKS Instagram'ımızı takip etmeniz sizi çekilişe katacak. O yüzden çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar sıfırıncı maddemizle başlayalım. Sıfırıncı maddemizde bu aralar yaptığın en büyük hatayı sen yorumlara yaz ve milletin yorumlarını da oku. Çünkü hata yapmamak bence bu sürecin derecenin anahtarı. Hata yapmamamız lazım. Her insanız tabii ki hata yapacağız ama en azından büyük hataları bir yorumlara yazalım. Onları yapmamaya çalışalım. O noktada bir bilinç kazanalım. O yüzden sen de hatanı yaz. Yorumlardaki diğer hataları da oku. Ben de o hataların çözümlerini yorumlarım yorumlarda sana yardımcı olacağım. Arkadaşlar dediğim gibi mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bütün maddeleri dikkatli bir şekilde dinleyin. Hemen birinci maddemize başlıyoruz. Birinci maddemiz arkadaşlar derece için hedeflerimize ulaşmak için zaman yönetimi. Bunun 2-3 tane senaryosu var. Birincisi mezun full evde kalanlar. İkincisi açıkta olup full evde kalanlar. Üçüncüsü okula gidenler sadece ve özel derse götürenler. Sadece okula gidenler, okul artı dershaneye gidenler ya da okul artı okul kursuna gidenler. Şimdi hepsi için ayrı ayrı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu süreç konu anlatımı dinledikten sonraki genelde konu anlatımı bir kaynaktan dinleyin. Eğer bir kaynakta halledemiyorsanız YouTube videolarıyla destekleyin. Yani hem okul hem dershane hem okul hem özel ders. Bunlar gerçekten konu anlatımı sen günde kaç saat ayırıyorsun? Derece böyle yapılmıyor. Benim hiçbir derece öğrencisi arkadaşım. Hiçbir derece yapan koşuk sistemimizdeki derece yapan öğrenci bu ikisini aynı anda kullanmadı. İstatiksel olarak %0 bak size yemin ediyorum. Çünkü bunu yapabilmen için senin eksiğin çoksa ve temelin potansiyelin çok iyi değilse ortaokulun lisan çok iyi değilse sen iki farklı konu anlatımda çok vakit kaybediyorsun. Senin çok fazla soru görmen lazım. Çok fazla deneme çözmen lazım. Artık lütfen iki farklı konu anlatım yerine birincisi okul olabilir, birincisi dershane olabilir ya da iki farklı YouTube kanalı olabilir. Okul ve dershaneye gidenler ikinci konu anlatım kaynağını YouTube olarak değerlendirsin. Soru çözüm işte matematik, güler, zütürç, vesaire gibi mükemmel hocalarımıza değerlendirsin. Yoksa sen 7'de kalkıyorsun, akşam 5'e kadar okuldasın, sonra dersen eve 8'de geliyorsun. Ve bu 8 saat, 15 saatlik süreçte sen sadece konu altım yaptın. E biz 3 kaynağı ne zaman çözeceğiz? E biz denemeyi ne zaman çözeceğiz? Allah aşkına. Bu fiziksel olarak kendini çok zorladığın anlamına geliyor. Ve bu süreçte derece yapanlar da olabilir. Okul artı dershane onların lise temeli iyidir. Bizim lise temelimiz iyi değilse, TYT 60 altındaysak, AYT'miz bak işlediğimiz dershanenin işlediği konuları anlamadıysak, okulun işlediği konuları anlamadıysak o zaman bu zamana kadar bu olmadıysa son 5 aydan nasıl olacak? Son 5 aydan nasıl olacak Allah aşkına? İnanılmaz silt oldum. İnanılmaz sinirlendiğim bir konu. veliler nasıl düşünüyor? Ben dereceyi nasıl yaptırabilirim? İşte okula koşu kaldırayım, dershane vesaire. Her para harcayarak derece yapılmıyor arkadaşlar. Para harcayarak derece yapılmıyor. Allah aşkına. Önemli olan sizin konantın mantığını anlamanız için bir kaynak çok verimli bir kaynak ya da bir buçuk kaynak olur ya da iki kaynak olur ama bunlar biri YouTube olur, biri daha az vakit alacak bir şey olur. Dolayısıyla senin 3 kaynak ya da 2 kaynak bazı dersler, bazı derslerde 1 kaynak ama genelde hani garanti olsun diye özellikle sayısal derslerde 2-3 kaynakla ilerlemek, denemelerini düzenli çözmek, denemelerini güzel bir şekilde yapmak ve düzenli istikrarla motivasyonunu bozmadan bu süreç sana zaten derece yaptıracak ama sen okul, dershane, özel ders bilmem ne. Ya bunun yerine size yemin ediyorum benim için en mantıklı yöntem. Sen eğer kendini takip edebilen bir öğrenciysen, YouTube'dan anlayabiliyorsan, kendi disiplinini sağlayabiliyorsan, denemelerini düzgün bir şekilde yapabiliyorsan, bunların hepsini sağlıyorsan evde tek başına YouTube'la çalışman bence el idealdir. Ama eğer bu kendini takip edemiyorsan, program oluşturamıyorsan, düzenli çalışmıyorsan bir de koşu kadarsın YouTube. Eğer okul okula gitmek bir zorundasın. Okulda anlamadan hocalarda soru çözersin. Sonrasında geri kalanı devam ettirirsin. Sonrasında dershaneni ya dershaneye gitmezsin. Yani iki farklı konu anlatıma gerek yok. YouTube'dan ilerletirsin. O disiplini sağlarsın. Zaten bu 10 maddeyi dinledikten sonra bu disiplini sağlayacaksın. İkinci maddemiz arkadaşlar. Bak bu videoda gerçekten çok heyecanlıyım. Çok önemli hatalar var. Bak gerçekten sizin de istiyorum. O yüzden biraz heyecanlı, sinirli konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın. İkinci maddemiz programsız, düzensiz çalışmak. Şimdi arkadaşlar siz rastgele yok bugün TYT matematik, yok bugün TYT kimya, yok bugün bilmem ne. Şimdi arkadaşlar sizin bu aralar özellikle AYT'ye odaklı, dengeli bir AYT programı. Bunun yanına TYT rutinleri ve TYT'deki eksiklerine kapatacak TYT fen, TYT matematik ya da ihtiyacına göre TYT sosyal de konulabilir. Bunları düzenli bir şekilde planlaman lazım. Random çalıştığında yani rastgele çalıştığında gerçekten bazı şeyler çok kontrolünüzün dışında gidiyor ve ilerleme sağlayamıyorsunuz. Belki dershanede sürekli ödev veriliyor size. Bak yine dershaneye sallayacağım. Dershanede sürekli Yöde veriliyor ama verilen ödevler senin her zaman iyi olduğun konulardan. Her zaman anladığın konulardan. Senin sadece eksiklerini denemelerle kaynaktaki yanlışlarınla belirleyip ki biz koşuk sistemimizde bütün koçlarımız bu şekilde yapıyor. Ona göre bir program hazırlayıp o hafta sadece zorlandığın korktuğun dersleri çalışman gerekiyor. Bunu programda düzenli bir şekilde yapman lazım. Ki arkadaşlar ben de bu süreçte oturdum. Bir aydır uğraşıyorum. 10-12 tane program hazırladım. Gerçekten her ihtiyaca göre TT60- AYT, AYT zayıf, AYT orta işte temel güçlendirme, T temel güçlendirme kampı, AYT'ye odaklanma kampı gibi 10 tane program hazırladım. Bu yakında sitemizde ulaşılabilir hale gelecek. Şu an zaten kapağını ekranda görüyorsunuz. Whatsapp Business hesabımıza da Whatsapp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz önemli oldu. Numarası zaten yazıyor. Buradan Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz önemli oldu ve siz sadece bunu 15 tatilde değil her zaman 2 haftalık periyotlarda uygulayabilirsiniz. Hatta bunu düzenli nasıl uygulayacağınız hakkında bunun hakkında bilgi aldıktan sonra bunu aldıktan sonra arkadaşlar bu kampı ben size anlatacağım tek tek bu programı şöyle videolarla size anlatacağım. Programı kendinize nasıl uyarlamak gerektiğini anlatacağım O yüzden bu madde için hepinize çok ucuza gerçekten sadece bir yemek parasına bu büyük bir hizmetten yararlanabileceksiniz. Umarım hepiniz için faydalı olur. Üçüncü maddemiz arkadaşlar AYT'ye odaklamamak, tyTyi bırakamamak. Tabii ki sen TT 40 netin altındaysan ve temelin kötüyse AYT'ye başladığında zaten ilerleyemiyorsan seni hemen TT'yi hızlandıracak. TT'yi güçlendirme kampımız zaten bu kampın içerisinde var. Bunu alabilirsin ya da kendine çok yoğun bir tyT kampı 2 haftalık 3 haftalık yaparsın sonrasında hemen AYT'ye geçersin. Çok az vaktin kaldı. Yetiştirmen zor ama yetiştirebilirsin. Bak bunu unutma. Ama diğer öğrencilerimiz, diğer öğrencilerimiz TT'yi sadece denemelerle götürecek. Sonrasında TT'de ufak TT matematik ve TT fendeki denemedeki yanlışlara göre çalıştığı konular olacak. TT sosyali 1x3 taktiği ile diğer videolarımda anlattım. Bununla götürecek ki 1x3 taktiği 3x2 taktiğinin açıklamayı Instagram'ımıza post olarak çok detaylı anlattık. Onlara da bakabilirsin. Bu tarz taktikleri uygulayarak kısa sürede hızlı net arttıracak ve konuna mantığını anlatacak taktikleri uygulayarak TTFM ve sosyali bu şekilde halledecek. Ama genel itibariyle bizim odamızın %60'ı, %70'i ki TYT'deki temeline göre bu %80'i, %50'si gibi TYT'deki temeline ve netlerine göre bu oranı belirleyeceksin. Buna göre AYT'ye odaklanacaksın. Yok ben TYT'ye günde 6 saat veriyorum. Ya ne yapıyorsun sınava? 5 ay var. 80 soru daha önemli AYT'deki. Yani 2 soru 3 soru bedelinde. 2 AYT sorusu 3 TYT sorusu bedelinde. Hatta sınavın zorluğuna kolaylığına göre 1 AYT sorusu 3 TYT sorusu bedelinde olabiliyor. Çünkü TYT'nin yapılabilir olup olmamasına göre. O yüzden AYT'ye odaklanmamız lazım. Bu hataydı. Hemen hızlıca geçelim. Dördüncü maddemiz arkadaşlar motivasyonsuz çalışamamak. Şimdi arkadaşlar ben size haftada 1-2 video atmaya çalışıyorum. Short atıyorum. Instagram'a içerik üretiyorum. Bazı günler özel hayatımda sıkıntılar oluyor. Motivasyonum düşük oluyor. Yapmak istemiyorum. Bıktığım oluyor. Yorulduğum oluyor. Ama ben devam ediyorum. Neden? Ben motivasyonu beklemiyorum. Ben disiplini bekliyorum. Yok. Şimdi arkadaşlar bir tane daha örnek vereceğim. Bak kendimden örnek verdim. Bu çok kalıcı bir örnek değil ama. Sizin babanız arkadaşlar belki bir sürü borç diyor. Belki e, annenize ilgi vermesi lazım. Çocuklarına ilgi vermesi lazım. İş yerinde belki kariyerini büyütmesi lazım. Belki borcu harcı bir şeyi var. Ama o da o gün, o hafta belki çok yoruldu. O bıktı. Ama senin belki dershaneni ödemek için, okulunu ödemek için devam ediyor. O bırakmıyorsa, o bırakmadıysa bu zamana kadar sen de bırakmayacaksın. Ailenin durumu iyi olabilir. Ailen o duruma gelene kadar hiçbir zaman bırakmadı ki iyi durumdasın şu an. Ailenin durumu kötü olabilir bu, bu sebeple ya da ailenin durumundan bağımsız bu hayatta her zaman bir şey istiyorsan bedel ödemen gerekiyor ki bunu bedel bakış açısıyla değil sen geleceğin için savaşırken zevk alarak sorumluluğunu yerine getirme duygusuyla bazı zaman yorulduğunda bile çalışmanın getirdiği o savaşma o zevk o bambaşka arkadaşlar o gerçekten bambaşka o yüzden yok motivasyonum yok ben her zaman ya sadece beni izleyerek motive mi alıyorsun ya senin hayatta başka hiçbir abacın yok mu? sadece dış kaynaklı motivasyonun olmayacak abi. Senin motivasyonların bin tane olacak. Ben benim babamın dershaneme ödediği son iki yılda dershaneme ödediği paraları biliyorum ve ne kadar zor şartlarda ödediğini biliyorum. Ben babama baba başardım demeyi biliyorum. Ya da ailemin bana verdiği yemekleri biliyorum. Ya da ben kendi geleceğim için ya benim bin tane motivasyonum var ve ben motivasyon videosu izleyerek tamam tabii ki izleyebilirsin. Tabii ki sana iyi gelebilir. Ama senin asıl motivasyon kaynaklarını bulman lazım. Ki motivasyon değil disiplin abi. Ya ben ada sebebim vardır. Ana amacın vardır. Bunun için disiplinle uzun süre çalışırsın. Motivasyonun düştüğünde de o disiplini hatırlarsın. Zaten 3 haftalık, 5 haftalık sen o disiplinle çalıştıktan sonra seni dersen kimse alamaz. O yüzden yok motivasyon, yok ölüyorum, yok bittim, yok teyzenetlerim artmıyor. Abi çocuk olmayalım. Çocuk olmayalım. Geleceğimiz için savaşalım. Lütfen. Beşinci madde biz arkadaşlar. Kıyaslama ve başka kişilerin söylemlerine takılmak. Yani yok birisi şu an 110 net olabilir. Birisi seninle aynı başlayıp çok netlerini arttırmış. AYT'de konularda ilerlemiş. Şunu yapmış bunu yapmış olabilir. Ya da bizim mesela benim koçluk videolarımda benim öğrencim 67'den 100 neti 2,5 ayda çıktı ve gerçekten böyle oldu. Denemelerin hepsini yazıyor yani videoda da görebilirsiniz. Biraz nasıl da anlattık aslında. Hani koçluk hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi de anlatıyoruz o videoda. Şimdi sen böyle bir artış yakalayamadın. Ya da 4 ayda o nete ulaşamadın. Ya da 5 ayda ulaşamadın. tam sıkıntı yok. 4 ayımız var. Kimin ne zaman yükseleceği belli değil. Sen kendinle yarışıyorsun. Sen senin hedefin 60 nete, 80 nete, 100 nete ulaşmak değil. Senin hedefin 5 ay boyunca 10 saat, 12 saat, 8 saat ne kadar yapabiliyorsan, o kadar da dersen ne kadar izin verebiliyorsa ya da ev full evdeysen ne kadar yapabiliyorsan olabildiğince zorla. Olabildiğince zorla. Ne ka bu kadar. Sen maksimumunu çalışmak, maksimum verimle çalışmak senin hedef. Yok Ayşe şunu yaptı, yok Fatma şunu yaptı, yok bilmem ne şunu yaptı. Allah aşkına sana ne? Sana ne? Ben 3 ayara verdim. 110 netten 70'e düştüm. Benim arkadaşlarım 80 yapan arkadaşım. O zaman ben 100 net yaparken 80 net yapan arkadaşım 110'a çıktı ben 70'e düştüm. E ben onu geçtim sınavda. E ben sınavda ondan daha yüksek. E demek ki kimin ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Ben 3 ay 12 saat köpek gibi sadece programa odaklanarak, sadece deneme üzerime, sadece eksiklerime odaklanarak yapamadığım sorularla inatlaşarak vereceğim. 1 çarpı 3 çarpı 2 o materyal işte ne bileyim deneme defterleri, deneme tekrarları, yanlışlar denemesi taktiği bilmem ne. Bunları da kullandım ama asıl amacı tabii ki de verimli çalışmak konu Bunları yaptım derece yaptım. E o zaman sen de yapabilirsin. Sen daha iyisini yapabilirsin. Daha fazla vaktim var. Allah aşkına son 3 ayda son 3 ayda bütün AYT'yi sıfırdan başlayan biri olarak eksiklerimi kapatmış biri olarak sana söylüyorum. Ben yaptıysam sen daha iyisini 5 ayda yapabilirsin. Artık abi yetişir mi? Abi yapabilir miyim? Abi yetişmez abi. Sen bu soruyu soran biri yetiştiremez. Yetişir abi yetişir ya. Gerçekten sorma artık. Lütfen sorma. Altıncı maddemiz kendini çok zorlamak ya da az zorlamak. Yani bunun bir dengesi var. Sen şimdi mesela programını 12 saatlik yaptın ama o gün 8 saat çalıştın. Şimdi eğer sen o gün maksimumunu verdiysen ama ertesi gün bunu düzeltebileceğini düşünüyorsan sıkıntı yok. Program aksasın. O sonraki iki periyodu haftaya uygula. Ya ben koş öğrencilerime bunu söylüyorum. İnsanız abi. Ben her gün 10 saat çalıştıramam seni. Sen de çalışamazsın. Mümkün değil. Koş Koçuk öğrenciye de aynısını söylüyorum. Tamam sıkıntı yok. Sen o gün o 8 saati verimli mi geçirdin? Biz ona bakıyoruz. 8 saati verimli geçirdin. Ya da olabildiğince verimli. Her gün toparladın mı? Mükemmel devam. Ya çok zor program yapsan da bakış açı şey olması lazım. Bu çok zor programı yapamasam da elimden geleni yapacağım olması lazım. Ki ben çok zor program yapardım genelde. Yaptığımda aşırı mutlu olurdum. Yapamadığımda da okey yeter derdim. Ya da az zorla bak. Ya günde 6 saat çalışıyorum diyorsunuz ya. Bazılarınız günde 6 saat çalışıyorum. Ya şu an 14 saat çalışan var. 12 saat çalışan var. Ya kıyaslamak anlamında demiyorum. Adam zaten yüz net yapıyor. 12 saat çalışıyor. Adam zaten nasıl çalışması gerektiğini de öğrenmiş sana göre. E biz bunu nasıl geçeceğiz? Hadi bunu geçmeyelim ya. Biz bunu yapan kişiler ilerleme devam edecek. Yine bak kıyaslama üzerinden anlatmış gibi gözüksem de aslında öyle değil. Ya demek ki bizim daha fazlasını yapmamız lazım ona göre. Bizim daha fazlasını yapmamız lazım. Saat olarak da ki verim de çok daha önemli. Bak her zaman verime odaklıyız. Saati de olabildiğince çok yapmaya çalışacağız. Okul, dershane ya da full evdeysek bu bizim için ne kadar ideal olursa o kadar yapacağız. İnşallah devamında derecemiz gelecek. Yedinci maddemiz arkadaşlar denemezi ve yapamadıklarımıza odaklanmamak. Bu da yedinci hatamız. Yani bunu yapanlar derece yapabileceğini düşünmesin. Bak gerçekten düşünmesin. Sen test çözüyorsan, sen kurantım dinliyorsan, sen deneme çözüyorsan bunun sebebi eksiklerini fark etmek, onlara göre özel kurantıma dönmen gerekiyorsa, OGM materyale bakman gerekiyorsa, MEP kitaplarına bakman gerekiyorsa, fasikül alman gerekiyorsa, çözüm videosu alman gerekiyorsa sana bunlar söyleyecek. O testteki yanlış sayın söyleyecek. O testteki dakikan, o deneme analizini söyleyecek. Sen bunları dinleyeceksin. Ona göre çalışmaya devam edeceksin. Yapamadığın sorulara sayısal sorularda bazen 5-10 dakika yoğunlaşman gerekecek. Sözel sorularda Kur'an'a bakıp bazen 10 dakika 15 dakika okuyup anladıklarını deneme defterine ya da bu ders için oluşturduğun defterine not alman gerekecek. Sen bunları yapmadığın sürece e biz nasıl gelişeceğiz? E biz sürekli bildiklerimizi çalışıyoruz. Sen 2 aydır 60 nette misin? Ya sen 2 aydır deneme analizi yapmadın mı ya? Sen 2 aydır eksik olduğun konuları fark edip onların üzerine gitmedin mi ya? Ben sana bunu soruyorum. Abi netlerim artmıyor. E nasıl arttıramıyorsun 2 ayda? Deneme yapmıyorsun. Yapadığın sorulara odaklanmıyorsun. Konu anlatımı dinlerken ezber yapıyorsun. Sen bunları yaparsan netlerin artmayacak. Mantığını anlayacaksın ve bak bu süreç bu kadar zor bir süreç değil. Bu süreç zevkli bir süreç. Deneme analizi senin skorun gibi. Denemeler senin skorun gibi. Eksiklerini fark edip onları kapatmak bir ne bileyim biz mesela koşu sistemimizde boyuyoruz. O boyamayı yeşile çevirmeye çalışmak bir hedef. Her hedefe ulaştığında bir dopamin. Her testi fulllediğinde bir dopamin, bir mutluluklar varken sen sürece abi yetişmiyor. Abi iğrenç eğitim sistemi. Abi bilmem ne. Ya ne diyorsun? Gerçekten deme. Devam edelim. 8. <laughs> maddemiz arkadaşlar özgüvensizlik ve süreç bitse de gitsek bakış açısı. Şimdi sen özgüvensiz bir şekilde ya ben TT matematiği yapamıyorum. Ya ben şunu yapamayacağım. Ya onlar yanlış ben yapamayacağım. Ya benim ortaokul temelim yok. Benim lise temelim yok. Bilmem ne. Ya da bitse de gitsin. Hadi bıktım. Abi bu süreç iğrenç. Ya gerçekten sana verebileceğim tepki bu. Neden biliyor musun? Sen her zaman kendine güveneceksin. Son 5 ayda bu süreci yaşayıp çok sıfırdan gelen biri bile derece yapmadıysa ben yapacağım. Ben o ilk kişiyim. Ben o matematiği yapamadım bu zamana kadar. Ben bu 5 ayda tek atacağım. Ben paragraf sorularını okuyorum anlamıyorum yapamıyorum. Ya ben artık okuyacağım anlayacağım. Ben sırf özgüvenle, sırf özgüvenle paragrafı yapabilmeye başladım. Sırf özgüvenle sosyal dike ezberlediğim şeyleri uygulamaya başladım. Sırf özgüvenle TYT'de soğukkanlı, dikkatli, yavaş bir şekilde çözmeyi öğrendim. Ve bu sayede TT netlerim arttı. TT netlerinin zaten %60'ı soğukkanlı olmak, dikkatli olmak, bildiklerini uygulayarsın zaten bunları olursa Zaten TT'nin %60'ı bu. Bunlar özgüvenle gelecek. Sen kendine güveneceksin. Sen bu zamana kadar yapamadıysan bile temelin olmasa da yapacaksın. Yapacaksın abi. Sen 100, 100 nette takılı kalın. Tamam 110 yapman için ne ki bir 3 soru daha yap, dört soru daha yapacaksın. Allah aşkına bunlar hiçbir şey. O yüzden kendine güvenmen kesinlikle gerekiyor. Dokuzuncu maddemiz arkadaşlar sosyal fen çalışmamak ya da eksik çalışmak. Şimdi ben sosyal fen işte TMC'yim fen çalışmayacağım. Eşit ağırlıkçıyım yine aynı şey dedim. Sayısalcıyım sosyal çalışmayacağım arkadaşlar sayısal zaten böyle bir şansı yok. TMC'ler yine AYT matematikte falan bunu düzeltebilir ama onlar da Allah aşkına 20 soru bedava. Fen de bedava, sosyal de bedava. Gerçekten çok zor değil. Fen biraz daha zaman alır ama sosyali ben sırf 1x3 taktiğiyle bile. Deneme de yaptığım yanlış konuları kitabımdan okuyarak, gerektiğinde video izleyerek, gerektiğinde bir iki test OGM materyalden çözerek hallettim. Ve bilgi soran, bilgi gelen kısımlar belli zaten. Sadece onları çalışıyorsun. Deneme de yaptığın yanlışlar zaten sana onları gösteriyor. 1x3 taktiğiyle bir şey değil 3 şeyi çalışarak hallediyorsun. E sosyal bitti abi. Sosyal 2 ayda günde şey haftada 4-5 deneme sosyal denemesi çöz. Branş denemesi. E sosyal bitti abi. Fen, fen için haftada e, her derse iki, 4 saat ayır. Fizik, kimya, biyolojiye. Tamam. Konantımını izle. Bir kaynaktan götür. Bak bir kaynak bile yeterli olacak. Sonrasında sınav yakın özet videoları falan izlersin. Ben de çekeceğim bunlardan. Çok verimli. Gerçekten sınavdaki sorulara, sınavdaki sorularla birebir sorular çözeceğim. Bunları halledeceksin. E Sonra fen de bitti abi. Sen bunları salarak hem sınavındaki diğer şeyleri de yavaş çözmeye alışıyorsun. Matematiği 100 dakikada çözüyorsun. Yani matematik o kadar zor bir dersi. Hem bunları saldığın için vakti diğerlerine veriyorsun. Diğerleri de gelişmiyor bu sayede. Sen kendini zorlamadan, kendini daha fazla şey elde edemeyeceksin. 5 ayın var. 5 ay için her şey yetişecek. Vakit var ve sen bunları çalışmıyorsun. Bunları çalışmalısın. 10. maddemiz arkadaşlar yanlış şeyleri çalışmak. Yanlış şeylerden kasıt da ne bileyim sen tyT çalışman gereken vakitte TT çalışmazsan. AIT mesela bu aralar AIT'ye odaklanılması lazım. AIT odaklanmazsan. İlk başta fonksiyon polinom parabol. İkinciden denklem eşitsizlik bilmeden trigonometri veya limit integrale geçersen bu bir yanlış çalışmaktır. Bunları bilmen lazım. Hatta bunları bilmeden önce çarpanlara ayırma. İşte ne bileyim o sayılar falan. Bu temelini de bilmen lazım. Yani o yüzden bu sıralama tabii ki bazı şu an az vaktimiz kaldı. Ve sen bu hataları yapmış olabilirsin. Ufaktan yandan da o temeli sağlamlaştırarak ufak 2 saat 4 saatlik haftalık çalışmalarla geçmiş konuları bunları halledebilirsin. Yanlış şehri çalışmaman lazım. Bağlantısal konularda iyi olman lazım. Bence inanılmaz faydalı mükemmel bir video oldu. Son, o 2 haftalık kampımızı hem 15 tatilde bekliyorum sizi. Hem de her zaman alabilirsiniz. Her zaman uyarlayabilirsiniz. Çünkü inanılmaz detaylı bir video çektim. O videoyu izleyeceksin. Sonra kendine mükemmel bir şekilde uyarlayacaksın o programa. Fiyatı da gerçekten çok uygun arkadaşlar. F yararlanın. Gerçekten hepinizi derece yaptırmak. Derece yaptıktan sonra Mustafa abi senin sayende şunları yaptım. Bak bu bunun bunun şeyi yok yani. Bu işe devam etme şeyin bu arkadaşlar. Sizin geleceğinizde ya da yarın öbür gün bak 5 yıl sonra sen doktor ol ya 6 yıl sonra 7 yıl sonra sen doktor olmuşsun. Ben senin yanına gidiyorum. Aa Mustafa ben seni izliyordum. Bu. Arkadaşlar bu. Hayatta her şey Diğer şeyler değildir. O maneviyattır. O maneviyat için siz de aynı şekilde başka insanlara yardımcı olarak bu şekilde bunu zincir şeklinde devam ettireceğiniz inşallah. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu hafta yine mükemmel faydalı videolar çekeceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı, çekilişe katılmak için kanala abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.